Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir bardak altlığı yapımı anlatacağım. Gayet hoş bir sunum olarak da kullanabilirsiniz. Dondurma sunumlu olarak farklı yerlerde, dilerseniz supla olarak da tercih edebilirsiniz. Ortadaki trabzan sayılarını çoğaltarak, arttırarak hemen ip olarak da şöyle Alize Cotton Gold kullandım. Yeşil bir renkle öreceğim. Tığımda 5 numara 1,50 milim sihirli halka yaparak başlıyorum. Bir, iki, üç zincir çekerek halka içerisine 14 tane trabzan yapıyoruz. Altı, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İlk trabzan 3 zincir çektim. Yandaki ilk trabzanı birleştiriyorum. Orta kısmını yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aynı dibine bir battım. Bunu çift sayıyorum. Dibine battığım için baştaki 3 zincirle birlikte bunu çift trabzan sayıyorum. Yanındakine tek batıyorum. Özür dilerim. Bu sırayı komple çift yapıyoruz. Kafam karıştı. Hemen sonuna kadar her trabzan üzerine çift trabzan yaparak ilerleyelim. Bakın, çift batarak devam edelim. Aynı yere çift batarak sonuna kadar gelelim. Sonuncusuna da geldim. Hemen burada bakın yine trabzan 3 zincir değil de yanındaki trabzan tepesine birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Yine dibine bir trabzan yapıyoruz. Bunu ben çift sayıyorum. Yanına bir tek, yani trabzana tek trabzan yapıyorum. Bir çift, bir tek olacak. Bu sırada bir çift batıyorum şimdi. Bir tek, bir çift, bir tek. Yani bir trabzan içine iki tane trabzan çift dediğim arkadaşlar. Diğerine tek trabzan, diğer trabzan üzerine çift trabzan yapıyorum. Sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift diye sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna geldik. Şimdi yine birleştiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Açık renkle devam edeceğiz. Arkadan da şöyle ortayı iyice kapatmak için şöyle sıkıp düğüm atalım. Hemen şöyle yine aynı kestiğimiz yerden bakın arkadaşlar, kısımda birleştirdiğim yere, yani birleştirip yapıp kestiğim yerden ipimi ekliyorum. 3 zincir çekiyorum aynı yere. Yine bunu çift, yani sıra başındaki
Çift olarak bunu sayacağım. Yine yanına bir tek. Bu sırada da bir çift, iki tek, yani arttırarak teklerimizi iki tek yaptım. Arkadan da iplerimi gizliyorum. Bakın baştaki iki bir çiftti. Şimdi iki tek yaptım. Hemen bir çift yaptım. Buraya bir tek, bir tane daha tek. Arkadan da bakın iplerimi de yürüterek şöyle arada gizliyorum. Bunu çift batacağım. Daha belirgin oluyor. Şöyle aralarını ayırarak gösterirsem, bakın bir çiftle başladık sıra başından, yani ipimizi kestiğimiz yerden. İki tek, bir çift, iki tek, bir çift. Bu sırayı da sonuna kadar böyle örelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine sonuna geldim. Birleştirmemi yaptım. Hemen 3 zincir çekiyorum tekrar. 5. sıraya geçiyorum. Aynı dibine batarak yine bunu çift sayıyorum. Bu kez de 3 tek, 1 çift olacak. Bu çiftten sonra 3 tane tek trabzan yapıyoruz. Bir tane çift. Sesten dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Pencereleri de kapattım tümüyle. Yine ses engel olamıyorum. Evin içinde gibi sanki. Bir çift dedik. Bir tek. Üç tek. Bir çift. Bir tane daha yapınca şimdi boşluklardan daha net göstereceğim. Üç tek yaptım. Bir çift batacağım. İki, üç tek, bir çift. Bakın şimdi bu sırada da başta başladık. Bir çift saydık. Üç tek. Sonrasında bir çift. Yine üç tek. Sonrasında bir çift. Bu sırayı da yine sonuna kadar tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladık. Hemen kaydırmayla birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Son sıramızı yapacağız. Yine dibine batıyorum. Bu sırada da 4 tek 1 çift arkadaşlar. Hemen göstereceğim. 1 çift. Bir, iki, üç, dört. Bunu da çift yapıyorum. Bakın, baştaki bir çiftti. Arada dört tane tek, bir tane çift battım. Dört tane tek, bir tane çift. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Trabzanın orta kısmını bitirmiş olacağız. Eğer siz supla yapmak isterseniz bu modelin suplasını da yine bu tek sayıları artırarak aynı sistemle orta yuvarlağı büyük tutarak kenarlarının boyasını da tamamlayarak bu modelin supla olan parçasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 sıradan toplamda oluşuyor. Bu şekilde tamamladık. Trabzanlı olan kısımlarını hemen yine tekrar yeşil rengine geçiyorum. Şöyle herhangi bir yerden ilmeğimi çıkartacağım. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yere ipimi de şöyle arkadan ikili, yani normal ikide çıktım, trabzan yaptım, 3 zincir çekip
Hemen ipimi şöyle birazcık uzun tutuyorum. İlmeğimi alıyorum. Bu boşluğa bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle altı tane çektirdim. Önce yine ipimin başına alıp ilmeğimin şöyle iki tane çıkıyorum. Her seferinde alıyorum. Çıkıyorum. Bunu da şöyle iki kalan kalacak şekilde çıktık. En sonunda ikisini birlikte çıkardım. Hemen geriye döndüm. Çevirip bir aynı yere yine ilmeğimin başını aldım. Bu tarafta kalan şu zincir içerisine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar iki tane çıkıyorum. Böyle iki iki çıkıyoruz. Her seferinde ilmeğimizi alıp şimdi direkt bunu yaptıktan sonra dönüyorum. Burada bakın battığım yer değil, yanındakinden 1 2 3 4 4 değil 5. ilmek içerisine kaydırma ile birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere yine bir trabzan yaptım. İlmeğimi şöyle ayarladım uzunluğunu. Başını alıp içerisine 6 kez doluyorum. 2 3 4 5 6. Hemen tekrar yine 2 2 çıkıyoruz. Burayı yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz zaten. Tekrar bakın arkadaşlar. Nasıl çıktığımı. Görsel daha anlaşılır olur. Sonundaki ikiyi de çıktım. Hemen çevirdim. Buradakine de 1 2 3 4 5 6. Hemen yine ilmeğimin başını aldım ve 2 2 çıkıyorum. Gayet basit. Komple kenarlarını bu şekilde dolanacağız. Hemen şöyle çevirip 1 2 3 4 5.'ye tekrar burayı netleştireyim. 1 2 3 4 5. bakın. 1 2 3 4 5. kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere birleştirdim. Birleştirme yaparken battığım yere yine bir trabzan yaparak şöyle bir kutucuk oluşturuyorum. Bu çiçeklerimi, yapraklarımı içerisine yapıyoruz. Sırasıyla buraya kadar zaten gösterdim. Sonuna kadar kenarlarını bu şekilde gidelim arkadaşlar. Sonra en son beyaz kısmını gideceğiz. Yine krem rengi olan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladık. Bu şekilde başta gösterdiğim gibi aynen devam edip sonuna kadar tamamlıyoruz. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Açık renkli olan herhangi şöyle bir yerinden göstereceğim.
Şu orta kısmı buradan başlamak istiyorum. Buradan ipimi geçirdim. 1 2 zincir çektim. Şurada tepelerde bakın göreceksiniz zaten. Sık iğne yaptım. Normal sık iğne. Bir tane de şöyle arkayı çevirirsem burada var. Bir de şu tam arkada şu kısımdan alacağım bir tane de. Hemen bunu yaptıktan sonra direkt ortaya battım. Başta battığım şekildeki gibi. 1 2 zincir çektim. Tekrar yine baştaki boşluklara zaten siz göreceksiniz. Buralara sık iğne yapıyorum. Bir tane de burada var. Tane de şöyle arkaya yapıyorum. Sonrasında bir tane de bunu tekrar göstereyim. Bu, bakın şu boşluklara sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. 1 2 komple kenarlarını böyle 3 4 5 6. yapıyorum. Bir de en arkada zaten gösterdim bunu da. Şurada 7. Sonrasında da boşluğa batıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar bak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bardak altımız gayet çok şık ve çok da güzel zevkli bir yapımı var. Bu şekilde iplerimi arkadan kestim. Sonunda temizleyebilirsiniz supla ipleriyle. Polyester soft makrome ipiyle ya da işte ne kupırlanta ne bileyim siz tercih ettiğiniz iplerle örebilirsiniz. Suplasında dediğim gibi şu orta kısımdaki sayıları sırayı artırarak fazlalaştırarak kenarlarını yine aynı şekilde örüp supla olarak o parçasını da yapabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Destekleriniz çok önemli benim için. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.